kase kadar şöyle doğranmış domatesim var. Yaklaşık 2-3 tane. Domatesleri hemen bir sos kabına alıyorum. 2 diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları da şöyle gelişi güzel ince dilimler halinde doğramamız yeterli. Sarımsak dişlerini de şimdi domatesleri ekliyorum. İçerisine bir tutam fesleğen koyacağım. Tuz ve kekikle birlikte pişmeye başlayacak. Şimdi bir yandan domates sosumuz pişerken arada bir de onu karıştıracağım. Ben de kabakları hazırlamaya başlıyorum. 2 tane taze kabağım var. Hemen onları jülyen şekilde doğrayacağım. Kabakların bize yeşil kısımları lazım, etli kısımları lazım. Onun için de ortasındaki bu çekirdekli kısımlarını çıkarmam gerekiyor ki pırıl pırıl bir sos halinde pişsin diye. Şimdi kabaklarımı doğradım. Hemen tavada birazcık zeytinyağı ısıtıyorum. Kabakları ilave edip soteleyeceğim. Domates sosuna da şöyle bir kaşık kadar zeytinyağı ekliyorum. Şimdi zeytinyağı ısındı, içerisine kabakları ilave ediyorum. Şimdi kabakları şöyle yumuşayana kadar sote edeceğim demiştim. Üzerine de çok hafif bir kekik serpiyorum. Şimdi burada elimde lor peynirim var. Bu arada taze fesleğenleri de incecik doğrayacağım ve peynirle birlikte karıştıracağım. Şimdi domates sosum hazır. Altını kapatıyorum. Peyniri ve fesleğeni burada karıştırıyorum. İçerisine bir miktar da muskat cevizi rendeleyeceğim. Şimdi tabaklarımız da hazır. Onları da şöyle bir cam kaseye çıkartıyorum. Burada birazcık soğuyacaklar. Şimdi lazanyaları bir cam fırın kabına yerleştireceğim. Bu arada fırını da 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. 180 derece fırında pişireceğiz. İlk önce domates sosunu dökerek başlayacağım. En altına lazanyanın domates sos koyuyoruz. Dilerseniz bunu blenderdan çekerek daha pürüzsüz bir sos haline de getirebilirsiniz. Lazanyaları servis yaparken zorluk yaşamak istemiyorsanız önce sos. Ondan sonra hamurları koymaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir kat domates sos, bir kat lazanya şeklinde. Araya da kabakları ve peynirleri koyarak bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi arasına peynir karışımını fesleğenle birlikte ve kabakları koyacağım. Her tarafına eşit olarak dağıtıyorum. Şimdi kalan malzeme yine devam ediyorum. Üzerine domates sos ve lazanya koyarak. Şimdi Napolitan lazanyamı bu şekilde tamamladım. Üzerine parmesan peyniri gezdirip 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Şimdi fırına gidiyoruz. Evet, fırında kabaklı lazanyamız pişti. Şimdi servis yapacağım. Servis için bir dilim çıkartıyorum. Tabii siz de dilediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Şöyle servis tabağımızı alalım. Afiyet olsun.